başka tip olaylar da vardı. Yani öyle mi? Evet, şununla da mesajlaşmış. Yani mesajlaşmayacak tarzdaki insan, kişiler de varmış. Tabii aldatmalar, çapkınlıklar. Türkiye'nin en yakışıklı basketbolcularından biri Kerem Tunçeri. Geçen gün bir yeni, daha doğrusu hatta bir iki gün önce muhteşem bir röportaj yapmış. Tabii olan yine sana, bana, bizim gibilere haberini verdik diye ya da belki de Aslı Enver'i aşkından, Aslı'dan belki de döndürdük diye çok kızgın. Bir izleyelim, bakalım neler demiş Kerem Tunçeri, ünlü basketbolcu. Ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri sonunda konuştu. Yaşadığı zorlu günleri tek tek anlattı. Geçtiğimiz Nisan'da Kerem Tunçeri ile Murat Boz'un eski aşkı Aslı Enver'in aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yapmıştı. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Kerem Tunçeri ve Aslı Enver'i Murat Boz'un yakın dostu Merve Terim Çetin'in tanıştırdığı haberleri bu aşk iddiasını daha da ilginç bir hale getirmişti. Her şey adeta masal gibi başladı derken ortaya çıkan skandallar Kerem'le Aslı aşkına bir nevi darbe vurmuş, masalsı aşk başlamadan bitti dedirtmişti. Kerem Tunçeri'nin sosyal medyasında bazı kişilerle olan özel konuşmalarının sosyal medyada patlak vermesi büyük olay yaratmıştı. Olaylardan sonra jet hızıyla hayatımıza giren Kerem'le Aslı aşkı aynı hızla hayatımızdan çıktı. Bu tatsız gelişmeler tam magazinin tozlu raflarına kalkıyordu ki Kerem Tunçeri uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu Aslı Enver ve ifşa olan yazışmaları hakkında ilk kez konuştu. Gazeteye konuşan Tunçeri yaşadığı zorlu süreci detaylarıyla anlattı. İfşa olan özel konuşmaları hakkında konuşan Kerem Tunçeri, mutlu bir ilişki arifesindeyken ifşalarının ortaya çıkartıldığını söyledi. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor. Mesajlarla ilgili konuşmaya devam eden Tunçeri, bazı konuşmaların gerçek olduğunu ancak bazılarınınsa bariz bir şekilde Photoshop olduğunu söyledi. Yazışmalarında toplumsal ahlaka aykırı hiçbir şey olmadığını, bekar bir erkek olduğunu ve gayet normal bir şekilde flört ettiğini söyledi. Ancak bu konuşmaların ortaya çıkartılması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç diyen Tunçeri, yasal haklarının peşinde olduğunu belirtti. Her şeyden önce bir kız babası olduğunu belirten ünlü basketbolcu, büyük bir mahcubiyet duyduğunu söyledi. Babasını kaybettikten yalnızca 2 ay sonra böyle olaylarla basında yer almak hem kendisini hem de ailesini çok üzdüğünü söylüyor. Ünlü olmak isteyen herkesin sosyal medyada halka mal olmuş kişilere bu kadar kolay saldırabilmesine dikkat çeken Kerem Tunçeri çok net konuştu. Yasal haklarımın peşindeyim. Adının aşk iddialarına karıştığı Aslı Enver için de konuşan Kerem Tunçeri, Aslı Enver'in bu olaylara maruz kalmasına çok üzüldüğünü söylüyor. Biz daha ne diyelim? Umarız ki bu olaylar bir daha yaşanmaz. Ve Kerem Tunçeri bombası. Gördüğün gibi sen bu sefer Kerem'den yanasın sanki. Kerem'i çok iyi tanıdım. Şimdi bir insan hakkında fikrin varsa, tanıyorsan, karakterin, kişiliğini, nasıl bir insan olduğunu biliyorsan aslında yana olmuş olmuyorsun. Sadece peki, onu tanıdığın için daha fazla bilgi verebiliyorsun onunla ilgili. Söyle. Peki, Kerem Söyle. Tunçeri çapkın değil mi? Kerem Tunçeri bu... Tamam, bekar adam. Bu mesajları, hı hı, bu kızlara, bu kadınlara yazmadı mı? Yazsın. Yazsın. Peki. Aslı'yla da flört etmesi bu arada devam etsin mi? Değil. Hepsini öğrendim. Kerem'i aradım. Evet ama hem bu... Hem Kerem'le hem Aslı'yla konuştum. O zaman Tuğçe'ye de inanacaksın. Tuğçe Tayfur'a nasıl inanacaksak, mecburen inanacaksak, o zaman Kerem'e de, yani Kerem'e inanıyorsun ya. Hayatım. Bir şey Kerem'e inandın. Evet. Niye inandın? Tuğçe'ye de inanacağız o zaman. Niye? Çünkü şey, o da beyan ediyor. O da diyor ki benim bu adamla bir alakam yok. Ben çok Tuğçe'ye, iyi arkadaşız. Ben Tuğçe'ye inanıp inanmayacağımı bundan sonraki süreçlerde karar vereceğim. Yani ben Tuğçe'yi... Kerem'e niye sonsuz kredi veriyoruz? Sonsuz kredi vermiyoruz. Kerem bir kızlarla mesajlaşmadığını
inkar etmiyor ki. Sonra ediyor. Hayır, etmiyor. Sonra yani, okey diyor. Ama bunun aslı zamanında olduğunu kabul etmiyor. Zaten bunun da zaten aslı biliyor. Yani siz bilmiyorsunuz, bunu ben biliyorum. Onlar biliyorlar. O mesajlar daha önce, aslı da daha sonra. Fakat orada biliyorsun başka tip olaylar da vardı. Yani öyle şu, mi? Evet, şununla da mesajlaşmış. Yani mesajlaşmayacak tarzdaki insanlar, kişiler de varmış. Bazen göre biliyorsun bizim erkeklerimiz, şimdi hiç bu erkekler, Kerem için söylemiyorum. Şimdi Kerem'i ben de sevdiğim için, ama yine de hani ortada olmamız gerekiyor ya. Hayatım, öyle yeri geliyor insanlarla, kadın olsun erkek olsun, bazen öyle insanlarla gecenin bir yarısında pat diye tamam, mesaj. Alkol var. İşte aynen, yazıyor, bir şey var. Erkek adam ya. Şimdi benim için bu ne zaman suç teşkil eder? Bir kadınla beraberse, birlikteliği varsa, evliliği varsa. Bekar bir adamın birilerine yazıyor, yürüyor olmuş olması sosyal medyada, Instagram'da hiç kimsenin yapmadığı şeyini. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söyledin. Peki bir adam çizgisi dışındaki insanlara mesaj atıp bazı birliktelikleri sorup ya da neyse ne, hani olmak istiyorsa bir şekilde dostluk veya arkadaşlık. Şimdi o insandan korkmaz mısın ya? Bu adamın stili bu. Nasıl bu kadınla veya nasıl bu adamla mesajlaşıyor? Şey anlamında diyorum yani, insan keyifli olduğunda erkekler, ya da bir şey olduğunda ne münasebet? Hiçbir zaman zannediyor musun ki iki gün üç gün takılacağı kadını kaliteli seçsin, kültürlü seçsin? Yok, bunda mikrofon mu? Problem yok, tamamdır. Ha, bunu mu tercih ediyorlar, buna mı bakıyorlar zannediyorsun? Hangisi bakıyor da Kerem baksın? Buradaki nokta şu, Aslı'yla beraberken onu aldattı diyorlar. Bu doğru değil. Aslı'yla beraberken olmuyor bunlar. Ve bazı şeyler, mesajlaşmalar da Photoshop'la değiştiriliyor. Sadece Aslı'nın irite olmuş olması bu süreçte. Ya bu kadar çapkın bir adamsa yarın öbür gün yine üzülmek istemiyor. Çünkü Murat da üzüldü. Anladın mı? Sadece bu olaylar onu yıprattı. Yoksa onunla beraber değillerdi. Zaten beraber değillerdi. Peki o zaman reklama geçmemiz gerekiyor. Çünkü sarkıyoruz. Dediğimiz gibi her zaman etik olmaktan yanayız. Dolayısıyla ben yani öyleyim, bilemiyorum. Ama reklamlardan sonra konuşacağız yine de. Biliyorum mesela. Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? Bilmiyorsun işte bak. Neyi? Artı yani orada kaldık çünkü sen, biliyorsun dedi. Daha haftanın başındayız, saçım başım dağıldı zaten sinirden. Bu evlilik mevlilik yıkılma konuları falan gelince benim hastalanıyorum ben yani. Senin hastalanıyor. Bu kadar evlilik uzmanı oldu ama fark etmez ki. Kaçıncı evliliğiniz? Kendi çorabına. Canım benim. Bak benim evliliği tercih etmem. Bu kişilerin hiçbirisinde evlenmesem de olurdu. Kaçırılmayacak fırsatlar evet, değillerdi öyle, biliyorsun. Ama ya, ben evlilik seviyorum. Ben bir adamı sevgilisi olacağımı eşi olarak yanında dolaşmayı seviyorum. Onda evet, haneme fazladan yazılmış olabilir yani. Ya, bu da ayıp değil. Aynen, bu kız, milletin sevgilisi olacağıma aynen, bu kız olmuş evde yani, olmayı, evde yemek yapmayı tamam, gerçekten beni öyle. Boşar, beni boşar. Evet. Konu Aslı Enver'le Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri ile Aslı Enver şu anda... Bence birlikte olmamalılar. Kusura bakma. Çünkü ya, Kerem Aslı'yı üzer. Ve Kerem Aslı aşkı da olmaz. Neyse olmaz. Aslı üzülmesin tabii de. Ama Kerem olmaz. Unutma 8 yıl milli bir tenisçi bir kız vardı. Onunla beraberdi ve ben o zamanları da çok iyi biliyorum. Bir gün bile o kızı aldatmadım. Ben, ya ben Kerem'in aldatmayacağı, ya çok özür diliyorum Kerem. Evlilik yaptı yani, gene öyle. Çok sevdiğim bir... Ama şimdi gece bunlar ha, erkek. Şimdi bana, ben dedim ki, peki dedim Kerem ne alaka bunlarla mesajlaştın? Ya gecenin dördünde. Seren dedi saat gecenin saat dördü olmuş, bekarım erkek arkadaşlar falan. O yazmış, bu yazmış. Ben de onun ne olduğunu, ne hangi kafadayız ona cevap yazmışım dedi. Ne oldu şimdi? Dedi ama işte bak yaptı. Dolayısıyla bu adam seninle birlikteyken de, Aslı'yla birlikteyken de, Ayşe'yle birlikteyken de yapacak. Sen saçmalama. Ben yapacağını sanıyorum. Şu anda? Adam bekarken yapabilir, bir kadınla beraberken aynısını yapmayabilir. Bekarken o zaman herkes evinde oturup maç mı seyretsin? Yani ben
Hayır, maç seyretmesin de yani kendi çizgisi kendi dışına çıkıyorsa. Diyor ki o anda çizgi mezgi diyor, gecenin dördünde çizgi mezgi kalmıyor ya, diyor. Tamam, kabul ediyor. Kusura bakmayın, ben ama bu konuda Selen'le aynı fikirde değilim ve asla da olmayacağım. Benim için Aslı'yı aldatması, aldatmamış olması önemli. Aslı'ya bunu yapmış olsaydı konuşmuyor bile olurdum ben. Yarın bu ilişkileri konuşalım çünkü yine süremiz bitti. Yarın çok önemli konular var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok özür diliyorum sevgili kanalıma. Yani gerçekten bu saat yetmiyor bize yani. Hakikaten yetmiyor yani, biliyor musun? Yetmiyor. Bana neden ne dediler yetmiyor, biliyor musun? Reklam arası program yapıyorsunuz dediler yani, biliyor musun? Evet yani yetmiyor. Yani lütfen bize bir saat daha ileriye alırsanız. Hatta Nur bizi öldürme Nur. Yani. Nur'a gidelim de ilişkiler hakkında konuşalım evet, onu. Bizden Nur, sonra Nur var. Nur kaynanalarla gelinler hakkında. Nur'cum bir önümüzdeki hafta sana geliyoruz. Sizi seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Yarın bomba gibiyiz. Bugün konuşamadığımız en önemli Murat Ünç olayı var ki içinde şiddet, o bu, bilmiyoruz neler var. Yarın beraberiz. Yarın 9'da. Bay bay.